LGS'ye son 133 gün gerçekten hafta sonundayız ama hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. Sıkı sıkı çalışıyoruz. Sömestri tatili bizim için önemli. Çok iyi değerlendireceğiz. Tekrarlarımızı yapıyoruz ve biz hemen videomuza başladık. Günün yorumunda Meryem Karaan 253 beğeni almış. Diyor ki sözelim full denebilecek kadar iyi. Demek ki 50 soruda neredeyse 48-49 50 net yapıyor. Tebrikler. Ama matematikte 7 netin üzerine çıkamıyorum. Ne yapmalıyım demiş ve 253 beğeni almış. Demek ki Türkiye'de hemen hemen herkeste böyle bir sıkıntı var. Birincisi şu çok önemli. Şu anda matematikte 7 net yapıyorsun ama tüm konular bittiğinde belki de 14 netlere ulaşacaksın. Bu bir. İkincisi ve en önemlisi örnek sorulara baktığımızda Örnek soruların biraz daha kolaylaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da netlerini artırabilir. Geçen seneki örnek sorularla bu seneki örnek sorulara baktığımızda ve hatta Eylül, Ekim, Kasım'la Ocak, Şubat'taki e, örnek sorulara baktığımızda bir nebze kolaylaştığını görüyoruz. Ve başka bir önemli e, sebep daha var ki doğru saatlerde deneme çözmek lazım. Yani bazen öğrenciler okuldan çıkıyorlar saat 5'te dershanenin denemesine giriyorlar. Bu saatte çözülen denemede ister istemez matematik gibi zor derslerin netleri düşük olacak. Yani bu tabii ki 10 net fark ettirmez ama birkaç net fark ettirebilir. Dolayısıyla sabah saat doğru saatlerde, zihnin berrak olduğu saatlerde deneme çözmek lazım. Ve yine başka bir şey, temel soruları çözmemiz lazım. Sonrasında orta seviye sorular, sonrasında sınav tarzı sorular çözmemiz lazım. Bir anda sınav tarzı sorular çözmek bizi yıpratabiliyor. Başka bir madde ise, arkadaşlarından da analize kalması. Mesela sen 7 net yapıyorsun, başka bir arkadaşın ise 16 net yapıyor. Diyeceksin kardeşim sen bunu nasıl yapıyorsun ya? Şu soruyu nasıl yaptın? Bana anlat. Eğer Hızlı bir şekilde bak bu böyle yapılıyor diyorsa sana tam fayda olmayacaksa o zaman başka bir arkadaşına yani 12 net yapan 13 net yapan arkadaşına takıldığın soruları sormalısın. Çünkü öğrenciler birbirlerini dilinden çok iyi anlarlar. Buradan da faydalanabilirsin. Tabii ki çözümlü, konu anlatımlı kitaplar hocaların en büyük destekçilerin. Diğer bir şey ise yapabildiğin sorulardan da bolca çözmelisin. Yani kondisyonunu artırmalısın. işlem yeteneğini artırmalısın. Bol soru, bol soru, bol soru, bol soru ve vazgeçmeyeceksin. Şu çok önemli. Vazgeçersen zaten sıkıntı. Şöyle düşün. Mesela bazen yazılıya gireriz. Önümüze yazılı soruları gelir. İlk soru böyle hiç bilmediğimiz kazık bir sorudur. Bir anda böyle uçurumdan aşağı yuvarlanmış gibi hissederiz. yani. Bu ne ya? O kadar çalıştım, birin soru yapamadım gibi geldi deriz. Dolayısıyla sayısaldan değil, sayısalda matematikten değil, fenden başlayacağız. Matematiğe başladığımız sırada yapamadığımız soruları hemen atlayıp yapabildiğimiz sorulardan başlayacağız netlerimizi artırmak için ve yine aynı şekilde ders çalışırken de, yani deneme çözmezken de önce yapabildiğimiz soruları bir çözeceğiz Yapabil, yapabil, yapabil. Sonra yapamadığın soruları zorlayacaksın ve tabii ki her zaman söylediğimiz şey Asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuçta sözlerini full yaparsan, fenini full yaparsan, matematikte de 7 netin 10 netin üzerine çıkarsa yine iyi okullardan birine girebilirsin. İyi anadolu birine girebilirsin. Yeter ki vazgeçme. Full yapmak da çok ciddi bir başarı bu arada. Geldik günün sözüne. İlim, ilim bilmektir. İlim kendi bilmektir. Sen kendin bilmezsen yanlış okumaktır. Öncelikle tabii ki biz bu dersler, testler, sınavlar önemli. Başarı önemli ama öncelikle iyi insan olmalıyız. Kendimizi de bilmeliyiz diyor Yunus Emre. Günün kitabına baktığımızda Çelile ve Dimle Beydaba'nın gerçekten çok küçük hikayelerden oluşan süper böyle hayvanların konuşturulduğu böyle fable tarzı güzel bir hikaye. Burada da yine bize kazandırılacak çok güzel dersler var. Bu kitabı da okumanızı istiyoruz. 100 temel eser arasında. Günün okulu Nilüfer Fen Lisesi. Bursa'daki önemli fen bir tanesi yine tıplar, mühendisler havada uçuyor. Eğer mühendis olmak istiyorsak, tıp test kazanmak istiyorsak zaten iyi bir fen girmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve gireceğiz de zaten bizi kimse durduramayacak. Hemen gelelim günün geyiğine. Günün geyiği her zaman gibi tonguç yani geyik tonguç. Ne yapmış bakalım? Evet gördüğünüz gibi sürekli bir eşyalarını toplama, yeniden boşaltma, boş boş işlerle uğraşıyor. Biz... Kesinlikle zamanımızın değerini biliyoruz. Odamız düzenli, testlerimiz belli, programlarımız önümüzde. Leges tekrar programı bir kez daha göstermek istiyorum. Mutlaka buna ulaşıp videolarımızı izleyip tekrarlarınızı yapın arkadaşlar. Hemen günün sorusunu da soralım. Bu sefer bir zeka sorusu soruyoruz. Aslında matematikte de bağlantılı bir soru. Bunu da yorumlara cevaplamayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyoruz. İnşallah hepinizin sorularına bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar.